Çocuğunuz var, başıboş bırakamazsınız çünkü üç türlü düşman sizin için olduğu gibi çocuklarınız için de var. Hele bugün artık af buyurun, cinsel birliktelikten tutun, uyuşturucudan tutun artık 10 yaşına, 9-10 yaşlarına indi. Sosyal medyada görüyoruz değil mi artık neler var, babaannesini döven anan. Bunlar yeni mi? Bunlar daha önce de vardı. Daha önce de vardı fakat bugünkü sosyal medyanın varlığıyla birlikte bu ortaya çıktı. Fakat başka bir tehlike var. Çok büyük bir tehlike var. Gençliği gerçekten bitirecek, insanlığı bitirecek, insanlığı bitirme noktasında bir mücadelenin en önemli figürü olarak karşımızda duran bir proje var. Cinsiyetsizlik. Artık erkek kadın, kadın erkek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna çok önceden dikkat çekmiş. Ey insanlar, çocuklarınızı, kız çocuklarınızı erkekler gibi giydirmeyin. Siz de erkekleri de kızlar gibi giydirmeyin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lanet ediyor. Erkek gibi giyinen bir kadına, kadın gibi giyinen bir erkeğe. Efendimiz aslında sallallahu aleyhi ve sellem neye dikkat çekmişti? Bu zamana dikkat çekiyor. Çünkü öyle bir zamandasın ki cinsiyetsizlik dediğimiz bir hadise var. Bu ciddi anlamda bir proje. 1800'lerden sonra başlamış. Feminizm efendim adı altında, feminist akımlar adı altında. Kadın için özgürlük yoktur. Kadın diyor ne zaman ki çocuk doğurmaktan kurtulur, çocuk bakmaktan kurtulur, erkekle aynı seviyeye gelir diyor. Direkt nesle bir ne var? Zarar var. Birileri bu affedersiniz ahmaklığı kullanıyor. Bunlar da bunun peşindeler ama müthiş bir proje var. Nüfus kontrolünden tutun. Efendim işte ne çıktı şimdi? Af buyurun kürtaj diye bir şey var değil mi? Kürtaj nedir? Benim bedenim, benim kararım. Vallahi bu Allah'a isyandır. Bir sefer senin bedenin sana ait değil. Allah'ın bir emanetidir. Bedenler bizde bir emanettir. Dilediğin gibi kullanamazsın kardeşim. Bunu kabul edeceğiz başta. Ama şu anki proje, şimdi böyle sıkıntılı durumlarla karşılaşıyoruz. Şöyle bir hastalık var. Önceden, af buyurun, ne olduğu belirsiz olan, ne erkek ne kadın ortada veya erkek işte malum anlıyorsunuz neyi kastettiğimi. İnsanlar bir ortamda gözüktükleri zaman da, tamam kınamayacağız. Müslümanın alameti kınamak değil, sahip çıkmak. Tedavi varsa tedavidir. Ama bir tepki vardı, bir... Şimdi bu iş normalleşti. Artık sosyal medyanın girmesiyle birlikte. Bu işin normalleşmesinin şöyle bir sıkıntısı var. Her insanın içerisinde bazı hastalıklar var. Küçükken işte tacize uğramıştır Allah muhafaza. Küçükken yanlış işlerle karşılaşmıştır. Annesinden babasından zulüm görmüştür. Belki arkadaşlarından ister istemez böyle bir takım bozukluklar onda yerleşmiştir. Şimdi bu takım bozuklukları sosyal medyada gördüğümüzde işte bu insanın içerisindeki sıkıntıyı ortaya çıkartıyor. Nasıl ki bir adam düşün, araba meraklısı. Arabayı çok seviyor ama normal hayatında gördüğü araba en fazla Tofaş. Bizim Muhammed şimdi ne görecek yani? Bindiği arabalar belli. Efendim en fazla bindiği nedir? Hyundai. Başka bir şey bilemiyor. Ama bu adam araba meraklısı düşünün. Sosyal medyada şimdi gördüğü zaman da ister istemez ne yapacak? Artık onun için her şey bambaşka olacak. Daha üst arabaları işte hastalıklar da böyle, kötü projeler de böyle. Normal bir adam. Hiç böyle bir meyli yok gibi gözüküyor. Bir film izliyor, açtı kanalı izliyor. Orada af buyurun erkek erkeğe veya bayan bayana bir ilişki var. Onun içindeki hastalığı harekete geçiriyor işte. İslamiyet'in en büyük kurallarından bir tanesi şeriatın bu gibi kötülüğün yayılması konusunda hemen önünü keser. En büyük alameti budur. Kötülüğü görmeyecek. Hatta kötülükten bahsederken bile belki şu anda bile biz usulü hata yapıyor olabiliriz. Kötülükten bahsederken bile onu son derece usulünce anlatmak gerekiyor. Şimdi ben size mesela içkiyi anlatırken desem ki ya arkadaşlar içkinin kötülüklerini anlatacağım ama. Düşünün çöldesiniz. Yanıyorsunuz. Günlerdir susuz kalmışsınız. Size bir içki getiriyorlar ama o içki buzlarla donatılmış. Acayip gözüküyor desem şimdi. Bu İslami olarak hatadır işte. Neden? Teşvik olabilir. Bunu anlatırken dahi, kötüyü anlatırken kötüyü göstermek son derece yanlış bir hadise. Allah'ın karşı çıktığı bir hadise. Bugün İslami çevrede maalesef bu var. Yani yanlışı anlatırken yanlışla birlikte bu işi yapmak. Onun için zaten Allah hayırlar yaratmıyor Celle Celaluhu. Hep yarım yamalak, hani çocuk olarak amelleri, ortaya çıkan güzellikleri, efendim bizim güzel olarak gördüklerimizi bir çocuk olarak düşüneceksek yarım yamalak. Uzuvları sakat çocuklar doğuyor. Öyle olduğu için de işte güzellikler yine Müslümanları bir türlü kalkınamıyor. Netice itibariyle.